Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Uzun bir aradan sonra çizeden bir video ile devam ediyorum. Mersin'den dönüşte kızımın ilkokula başlayışı derken bayağı bir koşuşturmaca ile geçti son günlerim ama artık buradayım, evimdeyim. Allah'ın izniyle daha sık ve daha düzenli video yüklemeye niyet ediyorum. Aldım, kabul ettim. 7-7-7. Evet, hemen ayağımı tozuyla bir önceki videonun devamını yapayım dedim. Bu senenin sonbahar kış modasında ön plana çıkan birkaç detay parça daha dikkatimi çekti ve hali hazırda sonbahar kış gardıroplarına yatırım yapanlara bir faydası olsun dedim. Evet, hemen başlıyorum. Öncelikle elimde bir aksesuar var ki herkes bunu takıyor arkadaşlar. Bottega Veneta'nın damla şeklindeki küpeleri. Son yılların It Girl'ü Hailey Bieber sayesinde trend olan bir parça daha. Gümüş ve gold olarak iki rengi de bulunuyor ama gold rengi daha çok tercih ediliyor diyebiliriz. Hemen bir tane aldım kendime. İlk defa da bu video için taktım. Sizlere göstermek istedim. Ve linkini de sizler için açıklamaya bırakacağım. Evet, ben çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Böyle sanki önden bakınca kalın bir halka küpe edası da var. O yüzden çok şık duruyor, çok modern duruyor bence. Aşırı beğendim ben. Bu model Instagram butiklerine ya da Trendyol'da bulunabiliyor. Bottega, Botte ya da damla küpe şeklinde de ismi geçiyor arkadaşlar. O şekilde de aratabilirsiniz. Trend aksesuarları sevenler bunu mutlaka alsın. Fiyatı bence çok ucuz değil. 200-250 TL civarlarında. Ama her şeye yakışan, tüm sezonu göğüsleyebilecek bir küpe. O yüzden bence verilebilir. Özellikle çelik ya da böyle kararmayan materyal olmasına dikkat edin. Hazır küpelerden bahsetmişken bir iki modele daha bakalım istedim. Çünkü biliyorsunuz tek aksesuar asla yetmez bize. Yine bu tarz kulağa yakın bombeli formda, top şeklinde ya da kalın böyle bombeli gösterişli halka şeklinde ya da kalın bombeli halkalar şeklinde ya da yine böyle minik, şık ama gösterişli küpeler çok moda arkadaşlar. Sessiz lüks modasının verdiği bir sadelik ve sofistike görünüm hakim biliyorsunuz. Bu küpeler de bu imajı çok iyi tamamlıyor ve oldukça lüks ve şık görünüyorlar. Aksesuar demişken bu sezon yaz sezonunun devamı olarak gül chokerların hala çok trend olduğunu ve hatta daha çok benimsendiğini, daha fazla kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Kıyafetlerine romantik ve feminen bir dokunuş eklemek isteyenler bu aksesuardan faydalanabilirler. Daha şık ortamlarda kullanılabildiği gibi günlük olarak da daha sportif ve asi kombinlerle de tercih edilebiliyorlar. Hatta bu tarz bir kontrast çok daha sürprizli ve ilgi çekici duruyor bence. Özellikle Trendyol'da beğendiğim bir model var. Sizlere linki de açıklamaya bırakıyorum. Tabii ki sonbahar kış sezonuna girerken çok merak edilen bir parça ayakkabılar arkadaşlar. Çünkü tüm kıyafetimizin havasını değiştiren ve bir anda bambaşka bir moda sokan bir aksesuar. Ve tabii ki çok sık kullandığımız bir parça olduğu için çok çok önemli. Benim bu sezon en çok dikkatimi çeken parça motorcu botları. Geçmiş sezona göre sanki bilek kısmı biraz daha genişletilmiş modeller daha ön planda diyebilirim. Koca koca kemerler ve tokalarla süslenmiş kaba modeller daha bir gözde. Genellikle bu botların içinden de boyunu biraz geçecek şekilde kalın çoraplarla tamamlandığını görüyorum. Kışlık bot almayı düşünenler bu alternatifi de değerlendirebilirler. Yine ilkbahar yazdan devam eden bir trend maxi denim etekler. Hatta sonbahar bu parça için en uygun mevsim diyebiliriz. İster spor ayakkabılarla, ister topuklu ya da botlarla bu sezon uzun eteklerde başı çekecek bir parça bu uzun denim etekler olacak. Özellikle ben yırtmaçlı olanlarını daha çok seviyorum. Daha modern ve rahat görünüyor bence. Kargo trend devam ettiği için kargo cepli olanlarını da hala çok fazla görmekteyiz. Daha sportif alternatifleri sevenler bunları da değerlendirebilirler. Ben almadım. Yazın Mersin'de cayır cayır yanmak istemedim. Ki zaten maxi eteklerden çok haz etmediğimi de biliyorsunuz. Ama yine de sonbahar kış için çok bereketli bir parça olabilir kanısındayım. Her şeyle kombinleyecek klasik bir etek almak isteyenler bu sezon mutlaka dolaplarında bu parçayı bulundursunlar. Açık yıkama, koyu yıkama ya da siyah rengini tercih edebilirsiniz. Bu sezon elbise anlamında ilk dikkatimizi çeken parça triko elbiseler. Özellikle midi ve maxi boylarda olanlar çok sık karşımıza çıkacak. Yine sessiz lüks ve old money etkisi devam ediyor demiştik. O yüzden bu parçayı düşünenler varsa daha sade ve klasik renklerine ve modellerine yatırım yapsınlar derim. Çok kaba örgüler değil, daha düz ve ince yapıda olanlar, özellikle fitilli olanlar daha şık ve zarif duracaktır. Böyle bir elbise kışlık gardırobunuz için çok kullanışlı, giyicik bir parça olabilir. Bu sezon ayakkabılarda geçmiş sezonlardaki kalın topuklara çok fazla rastlamıyoruz. Kışlık ayakkabılarda, botlarda en çok rastlayacağımız topuk modeli
Kitten Heels olarak adlandırılan kısa ince topuklar. Özellikle bilekte botlarda çok fazla tercih edilen bir topuk modeli. Kullanımı rahat olması da oldukça avantajlı görünüyor. Ama şahsi fikrim olarak özellikle bilekte botlarda çok sevdiğim bir topuk modeli değil. Sanki o botun güçlü ve feminen havasını yok ediyor gibi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki saçmalıyorum ama öyle düşünüyorum. Hiç ısınamıyorum bu modele. Tabii ki benimle aynı fikirde olmayanlar vardır eminim. Ama ben uzun topuğun yarattığı o feminen ve seksi imajı, o havayı çok beğeniyorum. Kitten Heels botlar daha bir maskülen. Ayakkabılarda ise böyle çok daha çıt kırıldım ve hanım hanımcık geliyor bana. Bilmiyorum neden böyle geliyor bana. Uzun zamandır böyle düşünüyorum. Şahsen sevmemem tabii ki trend olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Seven sever, giyen giyer, saygımız sonsuz. Bir süredir ortalarda görünmeyen, hatta oldukça demode dediğimiz, bir daha uzun zaman dönmezler dediğimiz peplum üstler crop modasına doyulmaya başlanmasıyla birlikte tekrar bir yükselişe geçti. Aslında çok feminen ve sevimli duran bir parça ve bele vurgu yaparak açılması kadın figürünü çok da güzel gösteren bir detay. Özellikle dokuma kumaştan olan modeller daha şık ve modern duruyor. Şu an geçen sezon verdiğim peplum üstlerime yanıyorum. Şaka şaka arkadaşlar, moda dönüp dolaşıp geliyor ama her zaman ufak farklılıklarla, detaylarla geliyor. O yüzden verdiklerinize üzülmeyin. Giden gitmiş, arkasından ağlamak yerine üzerine bir bardak su için ferahlayın. Muhteşem önerilerim için de kendimi tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, hızlı bir giriş yaptım. Umarım yine faydalı bilgiler bulabilmişsinizdir. İnşallah biraz şu telaşlarımı atlatayım. Daha farklı içerikler de ekleyeceğim. Sizlerin de içerik istekleri olursa bana ilham vermek adına yorumlara bırakmayı unutmayın. Yine bu trendlerden hangilerini beğenip beğenmediğinizi de yorumlara bekliyorum. Hep ben konuşuyorum ama sizlerin fikirlerini de merak ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bye bye.